Bu aşamada içine yarım çay bardağı su boşaltıyor. Kapağı kapatıyor. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işimize şu tavuğun işe yaramaz yerlerini kırarak bir başlayalım. Arkadaşlar isterseniz tavuğu kırmadan da yapabilirsiniz. Tüm olarak tamamen tercih sizin. Tavuğumuz hazır. Hemen bir tane domates soyacağız. Tavuğumuz, soğanımız, domates, biberimiz hazır. 2 bardak da şehriyemiz var. Ocağın başına geçiyoruz. Tavuğumuzun altını yattık. Hemen tavuklarımızı tavamıza diziyoruz. Tabi derilerini koyuyoruz ki daha güzel kızarsın diye. Buna bir daha hiç dokunmadan ne yapacağız? Bir de kapak kapatacağız. Orta ateşe alacağız. İçin pişmesini bekleyeceğiz, pişmesini sağlayacağız. Yüksek ateşte olursa birden yüzü yanar, istediğimiz sonucu elde etmeyiz. Ara ara karıştıracağız. Şöyle göstereyim, tavuk suyunu bıraktı. Hem buharında hem de suyunda yavaş yavaş pişecek. Buharını çekecek, tavuğumuz kızarmaya başlayacak ki o arada içi pişmiş olacak. Tavuktan sesler gelmeye başladı. Hemen şöyle bu taraflarını çevirelim, görüyor musunuz? Kızarmaya başlamış. Her tarafını çevirdik. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı kısık ateşe alıyoruz. Kısık ateşte öbür derece tarafında kızarmasını bekliyoruz. Hemen kapağı açalım. Tavukları gördüğünüz gibi tamamen kızardı. Bu aşamada içine yarım çay bardağı su boşaltıyorum. Kapağı kapatıyorum. Kısık ateşe alıyorum. Bu suyu çekene kadar bekleyecek. Hem de dibine yapışmış olan tavuğun derisindeki o güzel yağlar yemeğe işlemiş olacak, onu da kullanacağız. Şöyle gösterelim. Tavuklar tamamen suyunu çekti. Sadece tavuğun derisinin yağı kaldı. Bu aşamada yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha önce hiç yağ ilave etmedik. Soğanını atıyoruz. Daha kolay yapmanın yolu ne? Kısık ateşte kapakla yapmak. Kapağı kapatıyoruz. Altında kısıyoruz. Kısık ateşte soğanların bir ölmesini bekleyeceğiz. Hemen şöyle kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımız içinde rengini kaybetti. Karamelize olmaya başladı. Tam bu aşamada 2 su bardağı şehriye boşaltıyoruz. Bunu boşaltırken de yanınızda kaynayan suyumuz hazır olsun. 4 su bardağı şehriye şöyle bir çevirelim tavuklarla beraber. Şehriyelerin hafiften kızarmasını bekleyeceğiz. Çok çabuk kızarır ocak sıcak olduğundan dolayı. Hemen attığımız gibi rengini atmaya başladı. Normal şehriye pilavı kavurur gibi kavurmayacağız. Şöyle bir gösterelim. Dibine yapışmaya başladı. Tam bu aşamada bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz içine. Şöyle domates salçasıyla bir karıştıracağız. Eğer isterseniz salça yerine 2 tatlı kaşığı bu aşamada kırmızı toz biber ilave edebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Salçayı bir karıştırdık. Hemen içine domates biberini atıyoruz. Domates biberle de şöyle bir karıştıralım. Çok fazla kavurma yapmayacağız domates biberle. İçinde biraz canlı kalsın. Elimizden geldiği kadar hafif hafif karıştıralım. Salça domatesi biberle de bir değsin. Burada sizi en büyük yanıltacak olay ne arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz zaman dersiniz ki ya buna işte 6 bardak, 7 bardak su verelim. O da sizi yanıltır. Suyunu ölçülü verirseniz sonunda çok güzel bir yemek çıkar. Baharatını atıyoruz. Pul biber seviyorsanız pul biber. 2 çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle bir serperim. Sıra geldi su ayarına. Şimdi onu da göstereceğim. Ocakta gördüğümüze göre su vermeye kalkarsak
Yemeğimiz boşa gider. Gördüğümüze göre değil, ölçüye göre vereceğiz. İki su bardağı şehriye, 4 su bardağı kaynayan su vereceğiz. Tabii çok sıcak olduğu için hemen bardağı değiştirdim. Bundan sonra buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle bir çevireceğiz. Suyun içinde kaynıyor olmasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Altını en kısık ayara getiriyoruz. Ortalama 13 dakika. Ortalama 13-14 dakika geçti. Şöyle bakın, içinde hiç su görünmüyor. Kenardan da hafiften şöyle bakacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, dibinde hiç su kalmamış. Hafiften de göz göz olmaya başlamış. Şuralardan yarılmaya başlamış. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Buna 5-6 dakika hiç dokunmayacağız bir daha. Hemen şöyle yemeğimizin kapağını bir açalım. Bu bizim emektar tencere. 10 sene oldu. Tencere bizi bıraktı. Biz tencereyi bırakmadık. Şöyle yavaşça kenardan karıştıracağız. Hemen şöyle yemeğe bir sunmayı alalım. Lezzetinin kesinlikle kefili benim. En ufak bir endişeniz olmasın. Sadece tarife uyun yeterli. Tarifin dışına çıkmayın yeterli. En çok sorulacak soru usta tavuk pişti mi diye. En ufak bir şüpheniz olmasın. Şöyle bastığımız zaman kemiği kendiliğinden çıkar, görüyor musunuz arkadaşlar? Pişmez diye en ufak bir şüpheniz olmasın. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar yemeğin su oranı şehriyenin markasına göre değişir. Ona çok dikkat edin. Yani markası düşük olan şehriyeler yemekte lezzet vermez. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar. En kolayından en zoruna kadar her türlü yemeği bulabilirsiniz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.